sıklıkla şunu konuşuyoruz. Çocuklarımızı sürekli yargılamayalım, eleştirmeyelim. Onları takdir edelim. Yaptıklarını, çabaladıkları şeyleri görelim. Ama bunu yaparken bazen bu işin dozu fazla olabiliyor. Bu neye sebep oluyor? Aşırı övgüleri beraberinde getiriyor ve dünyanın en güzel resmi bu. Daha önce hiç bu kadar başarılı bir çocuk görmemiştim. Ne kadar güzel söyledin. Bence bu okulun en iyi şarkı söyleyen çocuğu sensindir. Gibi abartılı ifadeler, abartılı övgülerde bulunuyoruz. Ve aslında bunlar gerçek mi? Değil. Bunu yaptığımızda çocuklar için aslında yapay, yine gerçek hayatta olmayan bir düzen kurmuş, onu bununla tanıştırmış oluyoruz. Böyle olduğunda çocuklar gerçek hayatta da bu türde övgüler bekliyorlar ve bununla karşılaşmadıklarında, öğretmeninde, arkadaş çevresinde, akranlarıyla olan sosyal ilişkilerinde bu düzeydeki övgüleri duymadığında hayal kırıklığı yaşıyorlar. Öte yandan birçok davranışı övgüyle eşleştirdiğimiz için yine bu şiddetli ve yoğun övgüler olmadığı zaman bu davranışı yapmak için içsel bir motivasyon geliştiremiyor. Bence en iyi sen yaparsın, dünyanın en güzel resmini sen yapacaksın eminim gibi dışsal güdülemeler olmadığı zaman çocuklar kendi istediği için, önceki resminden daha iyi olsun diye, kendinin en başarılı halini deneyimlemek için bir şey yapmakla ilgili istek duymamaya başlıyorlar. Dolayısıyla evet, resmini, yaptığı çabayı görelim. Ya ne çok çabalamışsın. Bir sürü renk kullanmışsın. Bunlar senin en sevdiğin renkler mi? Bir tane çiçek de çizmişsin buraya ya. Çok keyifli görünüyor biliyor musun? Bir ilkbahar resmi gibi bu resim. Gibi yorumlarla aslında dünyanın en güzel resmi olduğunu söylemeyin. Ama yaptığı, uğraştığı, o çiçeği çizdiği küçük yaprakları fark edin. Bu resmi yapmak için ne kadar zaman harcadığını, ne kadar çok çabaladığını, belki o küçük parmaklarının aslında ne kadar çok yorulmuş olabileceğini görün ve bunları pekiştirin. Sevgiler.